Japon efsanesi ülkemizde özellikle 1980'li yıllarda çok kullanılan bir tabirdi. Gerçekten de hiç kimse 1945 yılında neredeyse yerle bir olmuş bir ülkenin özellikle elektronik pazarında güçlü bir deve dönüşeceğini tahmin etmiyordu. Ancak aralarında bugün ürettiği ileri teknoloji oyun konsolları ile gündeme gelen Sony'nin de bulunduğu pek çok marka Japonya'nın bu alandaki tartışmasız üstünlüğünü bir kez daha bizlere gösterdi. Peki Japonya'nın devlerinden birisi olan Sony'nin arkasında kim var? Firma hangi ürünleriyle rakiplerini alt etmeyi başardı? Gelin bunu hep birlikte inceleyelim. Akio Morita 1921 yılında Tokyo'da dünyaya gelmişti. Geleneksel Japon içkisi sake üreten bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Morita, özellikle yeni teknolojilere oldukça meraklıydı. Morita'nın bu merakı, onu 2. Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatorluk Hava Kuvvetleri'nde cephane sorumlusu olarak görev yapmasını sağlar. Burada Japon Hava Kuvvetleri için ısıyı takip edebilen bir tür uçak savar cephanesi üzerinde çalışan Akio Morita, savaşın bitmesiyle birlikte daha çok ses ve ses kayıt teknolojileri üzerine yoğunlaşır. 1946 yılında Tokyo'da iletişim laboratuvarını kuran Akio Morita, daha sonra bu firmanın ismini 1958 yılında Sony olarak değiştirecektir. İleride bir dünya devi olacak Sony, ismini Latince'de ses kelimesinden alacaktır. Ses kayıt teknolojileri üzerine uzmanlaştıktan sonra asıl potansiyelin ABD ve Avrupa pazarında olduğunu gören Akio Morita, Batılıların daha iyi telaffuz etmesi için kurduğu markaya sonar kelimesine benzer bir şekilde Sony koymuştur. İlerleyen yıllarda Sony'nin elektronik pazarındaki şöhreti giderek artmaya başladı. Firma artık ses kayıt ve oynatma cihazları, transistör teknolojisini kullanan el radyoları, video kameralar gibi birçok farklı çeşit ürün üretiyordu. Ancak Sony'nin gerçek devrimi 1980 yılında piyasaya sürülen Walkman adındaki üründür. Bu ürünle daha sonraki yıllarda piyasaya çıkacak olan iPod gibi cihazların da atası olan Walkman, elektronik dünyasında bir efsane haline geldi. Sony Walkman, insanların bir kulaklık sayesinde başkalarını rahatsız etmeden müzik dinlemelerine imkan veriyordu. Akio Morita, Walkman sayesinde sadece yeni bir marka değil, aynı zamanda ürün kategorisi de icat etmeyi başardı. Daha sonra bu azimli girişimci ve teknoloji tutkununun başarılarını CD oynatabilen Walkman cihazları, yine CD oynatıcısı bulunan oyun konsolları, akıllı telefonlar ve tabletler takip etti. Sony'nin ve Akio Morita'nın başarısı kendi sınırlarını aşıp Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın da dikkatini çekti. Steve Jobs'ın Sony'nin kurucusuna saygı ve hayranlık duyduğu, hatta sık sık Japonya'yı ziyaret ettiği iPod ve benzeri taşınabilir müzik cihazlarının ilhamını 80'lerin meşhur Walkman'inden aldığı da sıklıkla söz edilir. 3 Ekim 1999'da hayata gözlerini yuman Akio Morita'nın hayat hikayesi ve başarıları bu şekildeydi. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.